Çok teşekkür ederim. Öncelikle yanımızda olduğunuz için, sesimizi duyurduğunuz için. Atatürk Çocukları Kütüphanesi ilk başta niyet ettiğimde sadece Vakıfköy'de yer gösterildi. Gönüllüleri yanıma çektim. Zincirleme, gönüllülerle beraber önce bir kitap toplama olayımız vardı. Okunmuş kitaplarımızı topladık. Bir 5000 adet kitap buraya getirdim. Daha sonrasında Zincirleme, Çataltepe ve akabinde de Yeni Karpuzlu'da yer bulduk. Bunların çoğalması gerekiyor, özellikle Trakya bölgesinde. Bir Trakyalı olarak okumayan çocuğun kalmaması gerekiyor. Özellikle kadınlarımızı teşvik etmemiz lazım. Okuma kültürünü onlara kazandırmamız lazım. Çünkü çocukları yetiştiren ve her güçlü erkeğin arkasında kadın olduğu gerçeğiyle yola çıkarsak eğer, hepsine kapıları açıp kütüphaneye onları toplamamız gerektiği kanaatindeyim. Bu yolla Atatürk'ün önderliğinde onun devrimlerini yaşatarak yola çıktık. İnşallah devamı gelir. Bütün Trakya bölgesinde kütüphanesiz köylerimiz kalmaz. Çocuklarımız okullara giderken test kitapları bulabilecekleri bir yer yok maalesef. Ya da imkansızlıktan dolayı alamıyorlar. Böyle işte kendi kapılarını açabileceği, sahiplenebileceği pek çok yer kazandırırız diye düşünüyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun tekrar. Evet değerli okurlarımız, izleyicilerimiz. Bugün yine Edirne'den kıymetli bir misafirimiz var. Edirne Belediye Başkan Vekili Nurcan Hanım aramızda. Efendim sizin de ayağınıza sağlık, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle bir oluşumun mimarı olan Leyla Hanım'la beraber çok çok güzel bir işe kalkıştı. Biz Edirne Belediyesi Avukat Filiz Gencan Akın'ın verdiği destekle buradayım. Kesinlikle kadınların ve çocukların ilimin ve bilimin sonuna kadar arkasında olduğuna inanarak ve böyle bir oluşumun içinde olarak temsilen buradayım. Kadınlarımız ve çocuklarımız bir dünyanın oluşumunda çok önemli rol oynamaktalar. Çocuk gerçekten bir çocuk bir kitap ve kütüphane demek, bir dünya demek, bir bilgi alışverişi demek. Bu doğrultuda da Leyla Hanım gibi birçok Leyla Hanımlar olması dileğiyle ortak beraber işbirliği içinde olarak ne diyeyim? Desteğinizi diyeyim? Sundunuz. Destek. Bugün burada olmanız bile çok anlamlı, çok büyük bir manevi destek. Biz de bölge halkı olarak sizlere çok teşekkür ediyoruz efendim. Biz teşekkür ederiz. Gazete sorumlusu olarak. Sağ olun.